de çok konuşacağız. Hatta Ebru Baki para politikada bunun siyasi yansımalarının yanında piyasalara yansımalarını da konuşacak. Onların uzmanlık alanı, onlara bırakalım. Biz siyasi ve diplomatik tarafıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Donald Trump'la telefonda görüştü. İkinin görüşmesinde ana başlık Trump'a yönelik suikast girişimi ve ABD'de yaklaşan başkanlık seçimiydi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı duyurdu bu görüşmeyi. Trump'a yönelik suikast girişiminden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırı nedeniyle üzgünüm derken geçmiş olsun dileğinde, temennisinde bulundu. Suikast girişiminin demokrasiye yapılan bir saldırı olduğunu söyledi. Burada hatırlatmamız gereken önemli bir not. Geçtiğimiz haftalarda yapılan NATO'nun 75. yılı toplantılarında ev sahibi Biden'dı. Buna rağmen o zirveye giden birçok heyet ve birçok ülke Trump ve beraberindeki heyetiyle, Trump'la hareket eden kişilerle görüşme kovalamışlar orada. Dolayısıyla genel itibariyle, piyasa deyimiyle söylersek, dünya Trump'ın 2024'te başkan seçilmesini satın almışa benziyor. Bakalım önümüzdeki dönemde neler yaşayacak.